أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Abi konu la mekan. La mekanı diyebilirler. Elektrik çarpmış gibi oldu. Bir bu kadar sonra bir tane var ya külliyatta. O da Hulusi abiye şey olmuş. Allah Allah. La mekanı evet. Külliyatta bir yerde geçiyor. Sadece Hulusi abinin bir tane mektubunda geçiyor. La mekan bir yerde geçiyor da nasıl ders olacak? Ben de ben. Zaten özelliği o abi. Niye bir tane? Allah. Yani külliyata girmesi nispetinde önemli bir şey. Zaten barla laikasında geçen kelimeler çok yerlerde kullanılmıyor abi. Yani barla da bilmiyorum da nasıl bir şey. Uzmanız o da. Geçen kelimeler yani bir tane iki tane o tarz bir şey var. La mekanayı çözebilmek için abi mektubu daha sonra okuyacağız. İlk önce la mekane nedir? Ona bir bakalım isterseniz. La mekane yani la mekan. Ne demek? Mekansız diyeceğim de olmuyor abi. Mekansız mekan. Şimdi la ilahe, ilahı kabul, yani başka ilah yoktur. Başka mekanların olmadığı bir yer. Mekanın olmadığı bir yer. Kaldırıldığı zaman konulacak bir şey bulunamayan şey. Kaldırıldığında onun yerine konulacak bir şey olmayan. Şimdi öyle bir şey ki kaldırdığın zaman başka bir şey yerine konulursa kalkar. Konulamasa kaldırılamayan. La'nın böyle bir özelliği var değil mi abi? La. Mekana isterseniz girelim biraz. Hayır ille manasında değil. Evet. Kaldırıldığı vakit ha? Kaldırıldığı vakit onun yerine bir şey konulamazsa o kaldırılamaz. La şerikele. Gibi. La ilahe. İllallah'ı kaldırdığın zaman ilah şeyler yok yani. O zaten şirk yapılan şey de Allah'ın yarattığı şeyler. İşte o garip taraf o. Allah'ın zıttı olan bir şey şirk konuşsa biraz kafaya yatacak da yarattığı şey yaratana ortak yapılıyor. Yani bu cihetten la mekanla mekansız farklı şeyler oluyor bu sefer. Evet. Mekansız mekan mı diyeceğiz? Evet. Ya işte devam edelim abi biraz. Şimdi mekan tanımlarına bakalım abi biraz da. Sözler 193'te bir yer var. Ey nefis-i nadan diyorsun ki ehad-i zat-ı ilahi ile külliyet-i ef'ali ve vahdet-i şahsiyesi ile müinsiz umumiyet-i rububiyeti ve ferdaniyeti ile şeriksiz şumul-i tasarrufatı ve mekandan münezzehetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz uluhiyetiyle her şeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzat elinde tutması diye devam edip gidiyor. Bizim burada alacağımız cümle mekandan münezzehetiyle her yerde bulunması. Şimdi demek ki mekandan münezzeh olan her yerde bulunabiliyor. Çok güzel. Yani mekan bir yer temsil ediyor. Yani bir yer tayin ediyor. Mekandan münezzeh demek eşittir her yerde bulunması, her yerde hazır bulunması. Birincisi bu. İkincisi abi, sözler 304'te geçiyor. Ben kimin sikkesiyim, bu yer dahi onun masnudur. Ben kimin hatemiyim, bu mekan dahi onun mektubudur. Ben kimin turrasıyım, bu vatanım dahi onun mensucudur diyor. Ben kimin hatemiyim, bu mekan dahi onun mektubudur. Burada da mekana mektup dedi bu sefer. Mektup, yani mekanın bir mektup özelliği var. Üzerine yazılan bir şey. Evet.
Kendisi. Ben kimin hatimiyim? Bu mekan dahi onun mektubudur. Burada mekana mektup benzetmesi, yani mektup dedi. Mekan bir kere yer değil. Bu yer denilen şeyler mekana konulan yerdir. Mekan yer değil ha. Bu toprak tabakası, hava tabakası, mevcudatın konulduğu yer. Mekanın böyle bir... ikisi farklı yani. Tabii. Mesela diyelim ki koltukta sen oturuyorsun. Koltukta oturuyorsun diye koltuk musun? Şu bizim bildiğimiz şey mekan değil bu. Evet. Malzeme bu. Mekan değil bu. Tezahür. Mekana geçiyor. Aslında tezahür edilen yer mi? Zahir olunan yer. Açık varlığın yer. İfade edildiği yer. Zeminsiz zemin gibi bir şey olur. Ya evet. Yani sakın ha şu bu galaksiler, mevcut şey topraklar, havalar, bu mekan değil bu. Mekanda ifade edilmiş bunlar. Bunlar ayrı bir şey. Bir cette Adem değil mi abi? Mekan Adem değil. Adem'den tebaat etmiş. Kendisi değil de ifade edilmiş zemin. Yok, mekan Adem'den en uzak. Adem'den uzaklaşmış, ortaya çıkmış ama vücut mertebesini kazanmış. Biz direkt muhatap olamıyor. Mesela diyelim ki siz benim sıfatımla, sesimle, şeklimle, görüntümle, kilomla muhatapsınız. Aslında muhatap olamazsınız ki, sıfatlarımla berabersiniz. Bu varlık, vücut, varlık mekanın sıfatlarıdır. Mekan bu değil. Devam. Evet. Korkunç bir şey ya. Kaymeti işte bak, kaymeti aralıyor. Kaymetin ifade edildiği mekan. Eğer sen bu eşya, armut, mevcutata, toprağa, mekandaysan bak şimdi çıkacak, neler çıkacak. Mesela deniliyor ki... Mesela şöyle diyeyim, özür dilerim. Mekanı kaldırdığınız zaman başka bir şey koyamazsınız. Toprağı kaldırın, kömür koyarsınız. Toprağı kaldırın, yok edin, hava koyarsınız. Nur koyarsınız. Pekmezi kaldırın, su konulduğu gibi. Mekan böyle değil. Mekanı kaldırdığın zaman... Konulacak bir şey yok. Onunla ifade ediyorsun. Yani o evet. Şeyi. Çok tuhaf yani. Mekansızlığı mekanla ifade ediyorsun. Ya. Biz zaten mekanla muhatap olamamışız. Sırf konulan şeylerle muhatabız. Yani sen şimdi koltukta oturuyorsun. Binanın betonuyla, tablosuyla muhatap olamadık ki şey. Misal yani. Koltuktasın. O da halıdadır. Halı da işte tahtadadır vesaire. Mektup dedi değil mi abi orada? Evet. Yani sayfede şimdi mekanı sayfa olarak, mektup olarak, kağıdı olarak düşünürsek abi siyahla yazdık, biz o yazıyla muhatabız. Kaldırdık, kırmızıyla yazdık, evet. Muhatabız. Ama hiç yazmadık, kaldırıp muhatap olacağımız bir şey kalmıyor. Yok, kalmıyor. Devam et bakayım. Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَارِدِ Her şeye, her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Şimdi buradan bir şey çıkartacağız abi. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Ve her şey dediği zaman işin içine kendi de giriyor bizzat. Mesela bu masaya, bu masadan daha yakın. Şeyden, mekandan münezzeh demek bu masaya, masadan daha yakın oluyor bu sefer. Peki Allah için diyorsun. Tabii. Elbette ki öyledir. Mesela su buza daha yakındır. Ama biz muhatap olduğumuz şey, buzdur. Devam et. Demek ki her şeye her şeyden daha yakındır. Demek ki her şeyden arayı açan, farkı açan mekanmış. Her şeyi her şeyden ayıran mekan. Çok güzel. Mekandan münezzeh, her şeye her şeyden daha yakın diyor. Demek ki her şeye her şeyden farkı açan, yani fark yaratan mekanmış. İlerleyen yerlerde farklılıkları koyan. İlerleyen yerlerde söyleyeceğim abi. Sözler 615. Gün şey, yani şu an mekanın tanımlarını yapmaya çalışıyoruz. Güneş nuraniyet vasıtasıyla bir tek zat iken her parlak şeyin yanında bulunuyor. Temsiliyle
bir kanun-u hakikat gösteriyor ki, gösteriliyor ki nur ve nurani için kayıt olamaz. Uzak ve yakın bir olur, az ve çok musavi olur, mekan onu zapt edemez. Mekanın zapt etme özelliği var. Uzak ve yakını yapma özelliği var, az ve çoğu tayin etme özelliği var, kayıt altına alma özelliği var. Çok güzel, çok güzel tahlil etti. Tekrar söyleyeyim abi. Nur ve nurani için kayıt olmaz. Uzak yakın bir olur. 2. Az ve çok musavi olur. 3. Mekan onu zapt edemez. Demek ki mekan kayıt altına alıyor. Kayıt altına alıyor. Uzak ve yakını tayin ediyor. Az ve çok mekan olmazsa musavi oluyor. Mekan olursa az ve çok fark oluyor yani. Az ve çok fark diyebiliyorsun. Bunu mekanla diyebiliyorsun. Yani mekan olmasaydı az ve çok, uzak ve yakın diye bir şey diyemeyecektin bu sefer. Yani mekan bunu belirliyor. Şimdi burada 3 tane tanım yaptık abi. Bu 3 tane tanımı şöyle bir özetleyeyim şimdiye kadar. Birinciye mektup dedi. 2. Mekan seni zapt eden, kayıt altına alandır. 3. Her şeyi her şey yapan mekandır. Yani seni cisme getiren mekandır. Yani birlikten arayı açıp farklılıkları oluşturan kuvvete mekan deniyor. Yani külden cüze getiren kudret ama orada tutan mekandır. Mektup açıklaması var. Onu okumayayım abi de. Zapt etmek ne demek? Mesela zapt ediyor ya bir şeyi. Mekan zapt ediyor. Mekan zapt ediyor. Yani zapt etme özelliği var. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Şimdi nurun etrafını, nuru zapt etmeye çalışıyor ama öbür tarafta diyor ki nur ve nurani olan zapt edilemez. Mekana şey yapamaz. Onun için hemen zaten şey demiş. Ma teessüf, şimdilik o arzıma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi diyor. Yani onu zapt edememesinin sebebi onun nurani olması. Ama zapt edebiliyor demek. Şöyle şimdi bir örnekle açıklayacak olursak abi, güneş nur ve nurani olduğu için kayıt altına alınamıyor. Nasıl? Mesela güneşi kameraya çeksek, kaydetsek, ondan sonra o kamerayı böyle büyük bir sinema ekranında oynatsak, o güneşin o özelliğini vermiyor. Çünkü zapt edemiyor onu. Nuraniyet özelliğini zapt edemiyor. Mesela çekilen film ışık vermez. Mesela fotoğrafını çektin, astın. Duvarda güneş var. Işık verir mi? Buradaki otları büyütür mü? Yok. Zapt edilemiyor. Zapt edilemiyor. Ama dimağ nur vurursa? He? Nuru zapt edemiyor işte. Mekan nurunu şey yapamıyor. Çünkü daha latif. Mesela normal güneşin etkisi 20-30'sa kameraya çekip şey yaptığınız zaman zaten 5-6'ya iniyor mesela o ışık şeyi. Aynı şeyi burada da kullanıyor. 20-30'dan 5-6'ya iniyor diyor. Yani burada da bir kural gibi bir şey koyuyor yani. Ben şöyle bir şey düşün mesela. Bu dersten mesela ders ortamına gelip dersi dinlediğin zaman alacağın verim 20-30'sa videoda izlerken alacağın verim 5-6'ya iniyor. Aynen. Doğru. Çünkü sirayet yok. O açıklama o öyle olabilir diye. Mesela şeye de benziyor. Mesela hayat cisme girmiyor. Hayat sirayet ediyor. Mesela sirayet ağaç, mesela bir ağaçın şeyi, atom düşünün. Ağaç. Ağacın gövdesi atom. O kadar büyük. Oraya su giriyor mu? Giriyor da emiyor. Ha, o ve atom gibi düşün, işte su da hayat gibi.
sirayet ediyor. Yani bizim duygular, düşünceler, hisler, kokularımız eşyaya ve karşıya böyle ağacın suyu emer gibi emiyor. Sirayet ediyor. O oluyor yani. Şimdi çok tuhaf ama neyse mekana girmeyelim. Tuhaf bir şey ya. Allah. O mekana da zaten bir mekandan giriyor. Kardeş bu mekan çözülürse kabir mabir kalmıyor da. Anladın öyle mi? Gireyim mi? Neyse tamam, bırak. Gir abi. Yani yapacak bir şey yok abi. Yok. Ona ben de şey yapmıştım ama. Şimdi ben de dinler rahatsın. Cevaplarımı attım. Çünkü bu kabir meselesi. Şey bekliyorum. Şu cümleyi söyleyeyim de. Hayatını manalandıramamış bir insan. Hayatını iksir ve maya yapamamış. Hayatı manalanmamış bir insanın meftine de bir mana veremez. Hayatı mana taşıyorsa, hayat bir mana üzerine yürüyorsa, hayatla meft eşit olur. Yani öyle oluyor. Öyle olmadı lan. Çünkü iki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasın diye. Avan tek hayat yaşar. Yani bu, mesela A eşittir B ise, A'dan B'ye gittik. O eşitlik B'yi A'ya getirebiliyor, aynı oluyor. Yani 59 mektubatta ölmüş evliyaların çoğu diyor. Buraya geliyorlar diyor. Cismi misalileriyle diyor, değil mi? Peki B eşittir A'ya geliyorlar. Oradan geliyorlarsa burada yaşayanlar da gidiyor demektir. İlle buraya gelmek için, burada olmak için ölmek mi lazım? Giden gelen aynı demek. Aynı oluyor yani. Sohbet var diyor sözlü. Gayb'tekilerle diyor üstad. Barlı'da. Hadi bakalım yazdığı mektupta. Hadi bakalım bismillah. İnsanı mümine nuru iman ile gösterir ki mevt idam değil, tebdili mekandır. Bu bir cümle. Bunun üstünden gideceğiz abi şimdi. Bak bir daha. 203 Müslümana demiyor. İman insanı mümine. Mümin bu hak. Çok farklı. Evet. Çok farklı. Mesela mevt de farklı. Allah Resulüne demişler ki Müslüman cimri olabilir mi? Cimri olabilir diyor. Müslüman korkak olabilir mi diyor. İlk önce korkak soruyorlar. Olabilir diyor. Müslüman diyor. Bak mümindir sormuyorlar. Müslüman cimri olabilir mi? Olabilir. Müslüman yalan söyleyebilir mi? Söyleyemez. Hadi Müslüman. Mümin daha acayip bir şey. Evet. Bu nuru iman ile gösterir ki diyor ya abi. Oraya hemen bir şey yapalım da. Ey makamı istimdattaki insan, şu ikinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki akıl ona ne ulaşır, ne yaşır, ne yanaşır, illa nur-i iman ile görünür. Yani aklın ulaşıp ve yanaşamadığı yerleri nur-i imanla kat ediyoruz. Evet, ölüm de akıl dışında bir şey değil. Mevte, evet. Nur-i imanla yanaşacağız şimdi abi. Ha, çok güzel. Akılla değil. Akılla onu arkada bırak. Ondan dehşet alıyor. Akıl işi değil ölüm. Akıl alettir. Bu akıl işi değil. Bir de nur neyle yanaşacağız dedin? Nur-u imanla. Evet çok güzel. Nur-u imanla gösterir ki yani o oradan bakacağız. Mevt. Bak şöyle geçebilirim. Mevt idam değil, tebdili mekandır. Diyor. 203-204 sözlerden. Şimdi şöyle bir şey yazdım abiden. Üstadım ben sana mevte idam demedim. Öyle bir iddiam da yoktu. Nereden çıkardın bunu? Mesela gelmiş direkt, mevt idam değil, tebdil-i mekandır diyor bana. Ben Üstad, idam olduğunu iddia etmedim ki. Mesela bunu söylüyor. Mevt idam değil, tebdil-i mekandır diyor. Ben mevtin idam olduğunu iddia etmedim ki sen bana mevt idam değildir diyorsun. Ha demek ki neymiş? Ben tebdil-i mekanı idam sanıyormuşum. Çok da tuhaf değil mi? Konuşuyor yani. Evet. Konuşuyor. Devam ediyorum abi. Yani mevti idam zannediyormuşum. İdamı da tebdil-i mekan zannediyormuşum. Bunları karıştırmışım ben. O zaman ne demiş bana? Tebdil-i mekanı idam sanıyorsun. İşte o değil.
tebdil-i mekandır. Nasıl yani üstadım? Met denen sistem mekanı değiştiriyor. İşte yani sen mekanı değiştirmek istiyorsan mevti kullanacaksın. İdam kelime anlamı direkt vücudu ortadan kaldırmak. Tebdil-i mekan ise tebdil değiştirmek, tahir etmek, bir şeyi başka bir hale getirmek. Yani kısacası mekan değiştirmek değildir, mekanı değiştirmektir. Mekanı değiştirmek değildir, mekanı değiştirmek. Harika bir şey. Tebrik ederim. İkisi bir maya gibi abi. Çok korkunç bir şey. Ölüm cesede bakıyor herhalde, mevt de çekirdeğe bakıyor abi. Evet. Bir de. Ölüm cesede bakıyor, mevt çekirdeğe bakıyor. İçin iç yapısına, ruhuna. Ya, ama bu ne dedi biliyor musun? Bu ortalık şey kapacak bir. Yani mekanı değiştirmek değil. Bu oda oraya geçtim. Bu mekanı oraya değiştim. Ben mekanlar duruyor. Çok korkunç bir şey. Oda ve bu. Ben bu mekandan o mekanı değiştirmek. Bu mekandan çıktım, o kedi mekana gittim. Ölüm bu değildir diyor. Mekan değiştirmek değil. İdam değil. Bak şimdi. İdam vücudu kaldırmak yani. Ben idam zannetmişim. Tebdil-i mekandır diyor. Tebdil-i mekan. Mekandan başka bir yere gitmek değil. Olduğun mekanı değiştirmek. İkisi yani, buluyor yani mevcut. Sen bir yere gidip de odaya yapmıyorsun. Burada sen kaldırıp atıyorsun. 8. söz abi. Üzerin mesela bu. Bak buzu kaldır. Bir yere gitmedi. Su oldu. Su bulmak için oraya gitmedi. Kaldır suyu. H2O oldu. Kaldır, enerji oldu, esir oldu. Yani mekan değişikliğini yapmıyorsun. Mekan değil, mekanı sen değiştiriyorsun. Aynen. Mef değiştiriyor. İşte ya mef. Şimdi devam ediyorum abi. Bir de o cümleyi oku, en son bir daha söyledin. Mef, mekan değiştirmek değildir. Mekan değiştirmek değildir. Mekanı değiştirmektir. Mekanı değiştirmektir. Evet doğru. O yani balansı var. Bak şimdi. Bu odadan o odaya girmek de değil. O odayı bu odaya. Bu odayı o oda yapmak, o odayı bu oda yapmak, başka şey yapmak. Karıştı abi neyse abi. Yani gömleği çıkarıp atlet olmak. 8. sözde var ya abi, kuyuyu değiştiriyor ejderha. Tamam bak işte bu. Mesela orada bir tılsım anahtar kelime o. Tılsımla at ne oldu? Şey at diyorum. Aslanı kovduk, at geldi. Öyle mi? Yok. Ejderhayı yok etti. Bak şimdi. Aslanı kovduk, at mı geldi? Sekinin tılsımla. Aslan at oldu. Bu. Ejderhayı kovduk, kapı yaptık mı? Yoksa ejderha kapı mı oldu? İkinci söz, ikinci şey biraz daha oturur mu abi? Aynı mekan, aynı iki kişi. Fakat ikisi aynı mekanda farklı şeyleri görüyorlar. Tamam aynı. Evet. Her mesela şeyin, her yerde olduğu makam gibi oldu abi. Nasıl? Her şeyin her yerde olduğu makam. Yani her şey. Ama korkunç bir cümle Allah söylettirdi, yakalattırdı. Mekanı değiştirmiyorsun sen. Mekanı değiştiriyorsun. Bak aynı şey. Yemek. Bir yemeğin kendisi bir de yemek. Aynı kelime ama yani buradan oraya gitmiyorsun. Burayı oraya yap. Mesela dünya şöyle değil. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perde değil midir? Evet. Tamam. Şimdi bak. Ben Harun'un üzerini örteceğim. Örtün burada. Ya örtü neredeyse örtülerin de aynı yerde olması gerekmiyor mu? Evet. Bir daha. Örtü neredeyse. Örtülen de orada mı? Oradadır. Dünya ahiretin üzerine tentenin perde örtü müdür? Evet. Ahiret de buradadır işte. Evet. O zaman kaldır bu örtüyü. Mekanı değiştirmedin ki. Mekan değişti. Mekanı değiştirmedin. Mekan değişti. Örtü arkaya geçti. Ya abilerin dersteyken miracı gitmeleri gibi işte yani. Abinin mektubuna geleceğiz zaten. Oturduğu yerde miracı çekiyor derste. Çok var öyle mektubu. Mevti yani bu mekan... Bu şu cümleyi de söyle müsaade edersen. Buyurun. Ölüm, şey, akıl ve kalp cihazdır, unutmayın. Cihaz, usta. Cihaz, gözlük gibi. Şimdi bunun işlevi ne dedin?
gözlükle duyabilir miyim ses? Alet olabilir mi duymaya? Ne olur bu? Koklamaya? Tada görmeye değil mi? Ha. Akıl bir aletini gözlük gibi, gözlük görmeye vasıta, işitmeye vasıta değil. Tamam mı? Bak şimdi. Akıl da gözlük gibi bir alet. Dünyadaki emri itibari ve emri nisbilerle alakalı. Hayata gelişi ve gidişini yorumlama, çözümleme, tahlil etme, uydurukçasıyla sentezleme böyle bir işlevi yok. Biz kalkıyoruz bununla, gözle işitmeye kalkıyoruz. Gözle işitmeye kalkınca ne oluyor? İş karışıyor. Kulakla da görmeye kalkıyoruz. Ne dedin, ne dedin? Olmadı. Ha, şimdi ölüm aklı işi olmadığı için ölüm dünyada bir alettir. Dünyaya ait bir alet. Akıl. Dünyaya ait bir alettir akıl. Ölüm meselesi aklı iş değil. Aklın malzemesiyle, aklı mantığıyla gelmedim ki. Aklı mantığıyla gideyim. Tamam. İşte dolayısıyla bizim ölüm korkusu ölümü akılla çözmeye çalıştığımızdan kaynaklanıyor. Tamam. Mevt idam değil, tebdil-i mekandır. Yani abi, mekanı değiştirmek için bizde mevt diye bir özellik var. Öldüğümüzde alacaklar. Onu kullanmamız gerekiyor. Ha, mekanı değiştirme meziyetimiz. Evet, evet, var. Mevt'i kullanmamız gerekiyor. Yoksa elimizden bu cihaz alınacak. Yani mevt denen bir iksir var. Bu tebdil-i mekan yapıyor. İstediğin mekanı istediğin şeyde yapıyor. Yani. Mevt var yani. Ne oldu şimdi? Mevt yanlış anladın. Elinde bir iksir ya. İksir. Öldüğü zaman mevt oluyor. Nimet zaman gibi gidiyor. Zaten Gülüş Mektup'ta. Evet. Nasıl nimet oluyor? Verilen bir nimetmiş. Verilen nimet. Nasıl nimet olabilir diyorlar. Mesela Gülüş Mektup'ta. Bak Allah Allah. O 8'in sözdeki kuyudaki adam tılsımla her şeyi zıttına dönüştürdü ya. Mekanı birbirlerine dönüştüren bizdeki iksir de mevt denilen bir sistem işlemesi. Mevt denilen bir sistem var. Cihaz var. Mesela şöyle bir ölmeden, şey geçiyor. Ölmeden önce ölüm diyor ya Efendimiz. Ha, evet. Ölmeden önce ölünüz. Evet. Madem her şey elimizden çıkacak. Duyuyor musun bunları? Fani olup. Ölmekle mevt arasında ne fark var? Duramadım abi. Senin ceset tarafı. Var abi, var. Ben kendim baktım da 2 gün önce. Ölüm ceset tarafı. Mevte manevi taraf. Yani o iksirlerimiz az veri tarafından iksirler. Ölen ceset ölüyor. Ölüm ona bakıyor. Karşılaştırdım da daha bitiremedim yani şeyi. Ölüm diyor. Mevte. Nimetten çıktım ben yola. Mevt diyor ya orada. Nasıl nimet olabilir? Çekirdeğin toprağa girmesine ölüm diyor. Onun üzerinde hayat bulmasına mevt diyor. İrfan abi sorduğun yere biliyordur abi. Mert'te bir yapılanma var. Mert'te bir yapılanma var abi. Evet. Bir tanesi dışarıya çıkıyor. Bir tanesi içeriye giriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ifka etmek çaresi yok mu? Tebdil etmek. Dışarı evet, tebdil etmek yani değiştirmek. Evet, dışarı çıkartmak. Yani bak şimdi elimizdekilere öyle bir iksir yapacağız ki bunlar baki olacaklar yani. İşte elimizdekileri bu, değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Bu metl oluyor işte. O da 6. sözde anlatıyor nasıl olduğunu abi. Satmak oluyor. Yani işte gözünü öldürüyorsun, kalbini öldürüyorsun. Cümle çok enteresan yalnız. Bakiyi tebdil etmek. Bir daha okur musun orayı? Acaba bak, madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Bak şimdi. Acaba bakiye tebdil edip İpka etmek çaresi yok mu? Sonsuzlaştırıyorsun artık. O zaman biz hayatla faniye geliyoruz. Hangisi daha kaliteli bak. Hayat ile ölümlü dünyaya geliyoruz. Mevt ile ölümsüze geçiyoruz. Evet abi o mevt biraz daha çekirdek tarafı herhalde. Mevti nerede kullanırsan baki yapıyor. Öyle bir şey. Yani mesela çekirdeğin çürümesi ölümdür. Ama çekirdeğin içerisindeki o şeyin çıkması meftidir. Evet. Çekirdeğin mefti ağacın intibağı yani. Nimet o oluyor işte Hasan abi. Evet. Yani lugata bakarsın kişi eşit değil mi? Evet abi. Ayette de halaka mefti diyor ya. Evet. Mevt o zaman hani Müslümanlar için cari olan bir sistem. Ha. Kafir ölürse ölmüş olur mu? Onun için mevt yoktur. Nur imanla şey yapılıyor. Çok güzel bak.
Elmer Tuhakkun. Ölen hayvanı güçlü ya. Allah Allah, ölüm hayvanı. Aşıklar ölmez. Allah Allah, aşıklar ölmez. Mekan abi, bir cesedi tutan bir mekan var. Bu cesedi tutan mekandan ruhu tutan mekana gitmek ölüm oluyor işte. Mevt oluyor. Nasıl? Mesela cesedi tutan bir mekan var. Şu cesedi tutan burada bir, tutuyor. Tutuyor burada. Böyle durmanı sağlayan bir şey var. Bu buranın mekanı. Bir de ruhu tutan bir mekan var. Bu mekanı öbür mekana teddil eden mevt. O da zaman mı? O da mekan yani. Mekan o zaman zamanın gücü mü? Zaman mülk meleküt tarafı oluyor. Biri mülk, biri meleküt oluyor. Ya buradayken zaman. Orayı burayı değiştiriyorsun. Yani mülk tarafı mekan galiba. Evet. Evet. Meleküt tarafı zaman. 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 Yani adam ölmeden meftini yaşayabiliyor. Yani bedenen yaşıyorsun ama meftini yaşamışsın. Evet. Sen şimdi öldükten sonra mefti artık kullanamıyorsun. Meft işte sana verilmiş bir cihazat. Ölmeden bir şey. Yaşıyorsun. Evet abi. Şimdi. Ama bizim konumuz mekan. Tamam, mekandan devam ediyoruz abi. Sen gel gel. Zamansız mekan, hani la mekani diyoruz ya. Şimdi konuşurken zaman ve mekanı biri mülk, meleküt dediğimiz zaman doğru oluyor mu? Yani zaman müstakil bir mahluk. Zaman değil, ayrı bir esma. Evet. Değer esması. Zamanın hakikat olması için mekanın imkan olması gerekir mi? Şart mı yani? Öyle bir şey olduğunu. Şart değil ama yani, burada şart. Bu alem-i şehadet. Alem-i şehadette şart. Yani, o zaman zaman mekanı tetikliyor. Mesela hani bir şey vardı. Zaman olmadığı zaman mekan olmuyor zaten. Olmuyor. Yani mesela baba babadır, çocuk çocuktur. Olması gereken her şey bir anda olmuştur, bitmiştir. Böyleyse böyle, babaysa baba. Yani zamanı kaldırdığın zaman her şey donuktur. Ama mekanı kaldırdığımız zaman zaman yine vardır. Ama bu alem-i şehadette yok. Burası için değil. Yok. Evet, tamam. Hepsi ayrı bir esmadır. O zaman abi insan, kişi abi sünnet-i seniyye yaşadığı zaman meftede diyebilir miyiz? Tabi mesela Allah Resulü ölün demiyor. Yani mesela Arapçasını da ölmeden önce meft diyor, deniyor. Bedensel ölüm oluyor. O zaman mekanları değiştiriyorsun. Mesela bedensel bir hayattan çıkınca kalbin ve ruhun derece hayatına çıkıyorsun. O zaman başka bir mekanda yaşıyorsun. Şimdi ölmeden önce çekirdek toprağın altına girdi abi. Girdi. Ağaç oldu, mevt oldu değil mi? Mevt oldu, ağaç oldu. Evet. Şimdi aynı onun gibi bir de sünnet-i seni yaşarsak o zaman ahirette ağacımızı yapıyoruz. Şunda şu anda da oluyorsun zaten. Şöyle zannetme. Avami bir tarzda düşünme. Mesela amel yapıyoruz. Çekirdek oluyor. Sonra ağaç olacak. Hayır. Yaparken oluyor, oluyorken yapıyoruz. Yani geçmiş gelecek aynı. Geçmiş olması lazım ki gelecek gelsin. İkisi aynı işliyor. Bir tanesini bir saniye durdurursan o bir saniye geç olur. Geçmişi kaldırırsanız gelecek yoktur. Tamam. O zaman yani ikisi beraber aynı anda oluyor. Yani şu anda dünyada yaşarken ahiret inşa ediliyor. Yaşamak ahirettir şu anda. Ahireti yaşıyorsun otomatik şu an. Aynı zamanda mefteyiz şimdi değil mi? Mefteyiz tabii. Çünkü bir saniye öncekisi meft oldu. Şu anda ahiret inşa ediliyor. Çekirdek olup da sonra ahirete haşire dikileceğiz, ağaç olacağız değil. Şu anda inşa ediliyor. Çünkü burada gençliğin verildi mi, o da ebedi bir gençlik veriliyor. Dünya diyor toprağı altında bir çekirdeğiz diyor ustad. İnsan bir çekirdeğe benzer. 23'ün söz. Evet. Çekirdeğin işlevi ağaçta tezahür ediyor. Yani sırayla değil. Dur ben bitireyim de sonra göstereyim demiyor. Ettiği şeyler gözüküyor. Aynı anda. Şu dünya toprağı altında insan çekirdektir. Ahirette şu anda ağaç oluyoruz. Ağaçız zaten. Onun için gittiğin zaman kendi hayatından öyle korkmayacaksın. Ünsiyet edeceksin. Dehşet almayacaksın hayatından. Sen tabii. Kafir alacak tabii. Dehşeti bir ağaç. Zakkum, evet. Devam ediyoruz abi. Ehadiyet
her bir şeyde Halik-i Küllü şeyin ekser esmasının esması tecelli ediyor demektir. Mesela güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyeti ile vahidiyet misalini gösterir ve her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ehadiyet misalini gösterir. Yani güneşin küçük bir su damlasına gözükmesi. Vahidiyeti ehadiyette gösteren mekandır. Vahidiyeti ehadiyette görüyor musun? Mekanı kaldırırsan vahidiyet ehadiyet olmaz. Olmaz. Çok güzel. Vahidiyeti ehadiyette göster, yani görünüyor diyoruz, böyle kullanıyoruz ya. Ezberleri alt üst ediyor Levent. Bildiğin gibi değil bir şey. Mekanı kaldırdığın zaman vahid oluyor o zaman her şey. Yani zaten vahid oluyor. Her şey demeyelim de her şey diye vahid oluyor. Evet, mekan kaldırdığın mekanı zaman. İçine soktuğumuz zaman ehadiyete bölünüyor bu sefer. Ehadiyetler gözükmeye başlıyor. Yani güneşin bir damla suya hasseden yani, mekandır. Mekanı ortadan kaldırdığın zaman her şey odur. Mekanı koyduğun zaman her şey ondandır. Ahkam bozmuyor zaten. Ahkam bozmuyor zaten. İşte anladın mı? Anladım. Hem ezost hem ost. Evet abi. Hem ezost. Bu dışarıya bakan tarafı. Bir de bize bakan tarafı var. Bu vahidiyet, ehadiyeti mekan olarak gösteriyor da sen bir şeylere mekan olabilirsin. İnsan da bir şeylere mekan oluyor. Nasıl mı abi? Masariyet sırrı sırrıyla kapasiten nispetinde bazı şeylere mekan olabiliyorsun. Bunun en yükseği Resulullah'ta görülmüş. Anlatayım abi. Bu geçen haftaki derste bende kalmıştı. İşte böyle bir zat ki Lessebâbu kel fâil. Essebâbu kel fâil. Sırrınca bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli onun kefe-i mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin netaicini ve manevi ücretiyle beraber. Şey bu, kapasitesi bu anlattı. Bu kapasiteye rahmet ve muhabbet-i ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olmuş olan bir zat. Rahmet ve muhabbet-i ilahiyenin nihayetsiz feyzine mekan oluyor abi. Resulullah. Herkes, rahmet. Her Müslüman onda inşa ediliyor. Evet. Şekil alıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetine göre şekil alıyor ya. O zeminde. O zeminde şekil alıyor. Onu ortadan kaldırırsan sen kimsin yani? Neyin, nesin, neredesin? Hiçbir şey belli. Her şey altı solur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani dinleri kaldırın. Ben kimin, burası neresi? Cevap ne olabilir? Nereye göre nedir ki? Değil mi? Dini kaldır. Burası nedir? Burası. Dünya bile diyemez. Sen kimsin? İşte onun zatında inşa ediliyor. Üstad abinin şöyle bir şeysi vardı. Bugün derste de zikrettim de. Zikretmek zorunda kaldım zaten. Öğlen namazı mı? İkindi namazıydı. Kıldırdı. Ha öğlen olacak. 10 rekat. Döndü demezdi böyle de. Niye dedi bilmiyorum. Dedi ki kaç tane secdeyi kurtardın dedi. Ona kaç tane secdeyi kurtardın. Kaç tane? Durunca böyle terleyince merak etme. Ben dedi iki tane kurtarabildim. Dört sünnet, dört farz, iki son sünnet. Her rekatta iki tane var. Ne yapar? 20. Secde kaç tane olur? 20 secde mi olur? İki tane de o rekat 20 secde. 20 ha. İki tane kurtarmış. Bizim küllü men aleyhe fan. Namaz namazdır korkma dedi de bir şey anlattı dedi ki. Bir rekatlı bir secde var. Allah'tan hani var ya bir şimdi işlediğimiz o şey var ya ameller. Kur'an okuyoruz, namaz kılıyoruz. Direkt Allah'a gitmiyor ya. Yani. Allah. Gidiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahsiyet-i maneviyesine giriyor. Şahsiyet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a giriyor. Orada format değiştiriyor, kalitesi yükseliyor, Allah'a takdim ediyor. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. O zaman ibadetlerimizden hiç endişe etmemeliyiz. Çünkü tahiyyat, ettehiyyatta söylediğimiz gibi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere sunmuş onu ve kabul görmüş ve karşı cevaplı gelmiş. İşte şöyle diyor ancak, acaba olmuş mudur diye değil, kabul olmuş mudur diye diyeceksin diyor Eser-i Risalesi'nde. Yani olmuş mudur? Olmuştur. Olduğundan, kalitesinden şüphe etme. Ama Allah kabul etmiş mi bilmiyoruz. O Allah'a aittir. Öyle de bir vazifemiz yoktur onu bilmeye. Ama vesvese, acaba Allah kabul etmiş midir de bir vesvese olmaz. Olmuş mu olmamış mı da oluyor? Biz sadece şöyle duyduk. Google kabul ediyor sana. He? Google kabul ediyor. Ne yazarsa yani Google kabul ediyor. Tamam. Şey yapıyor yani sen sabah yazıyorsun o sabahı örneğin sen sabah yazıyorsun o sabaha düzeltiyor onu. Görüyor musun bilgisayar? Doğru. Bunu demek mi istedin diyor. Hadi bakalım. Yani muhabbet-i ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat. Nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat. Yani nihayetsiz feyze mekan oluyor. Yani nihayetsiz feyiz onda gözüküyor. O için söyledim abi ben şey olmasın diye. Onun zatı öyle bir beşeriyetini düşünürseniz bu mübalağa gözükür bu sevgi. Yani beni nefsinizden daha çok sevmedikçe beşeriyeti değil ki o. Hani adam yok. Oluşu, dayı oluşu, evlat oluşu falan değil. O Nur-u Muhammedi cihetiyle. Yani sen aslını diyor, aslın. İşte dolayısıyla işte o da bir sistem. O sisteme giriyor amelimiz. Devam. Mektuba geliyorum abi. Ondan önce hani vahidiyette mekan gözükmüyor. Hadis girince mekan gözüküyor denildi ya. Hı hı. Aslında vahidiyet mekanın bütünlüğüne denilmiyor mu abi? Yani vahidiyette yani külliyet gözüküyor. Nasıl gözükecek Faruk? Mesela mekanı kaldır. Vahidiyette ehadiyet nerede gözükecek ki? Yani parça parça göz ehadiyette kısımlara bölünüyor ya abi. Yani cüziyete iniyor. Ama vahidiyette külliyette gözükürken ehadiyette cüziyette gözüküyor. İşte o bizimle de alakası kalmıyor yani. Yani bizim anlayabilebilmemiz için. Yani. Evet. Bizimle hiç mesela Allah var idi zaten. Elanda olacak. Bizimle şey yok yani. O Allah zaten var ve var olacak. Var yani var. Sonra yarattı. Kendinden haberdar etti bize. Etmeseydi Allah'ın en büyük nimeti hani yaratmasının yanında kendisine yaratabilir ama haberdar etmezdi. O korkunç bir şey olurdu. Korkunç bir bizde şey olur. Eksiklik ya. Korkunç. Onu hayal etmek istemiyorum. Etmediğim için kelimem yok. Yaratmış haberdar etmemiş. Beni yarattın, kendinden haberdar ettin diye dua ediyoruz ya. Kendine haberdar etme. Ne hayvaniyeti? Hayvaniyette şu fıtri şükür var. Var yani fıtri bir var. Bir şey. Miraç ehadiyetli oluyor ya. Hı. O vahidiyet bizim dünyamızda yok zaten. Güneş zaten vardı. Şemsezeli Allah var. Ama onu varlık alemine ehadiyetlere dönüştüren mekandır. Nur tarafı mekan mıdır abi? Evet. Nur tarafı öyledir. Allah nuru semavati vel ard. Abi imkan da desek mekana. Aynı imkan aynı zaten. Kendisi. Mekan zaten imkandır ya. O zaman Adem'in nur tarafıdır abi mekan. Tabi mesela Nur-u Muhammed'i çekirdek düşünürsen mana tarafı var. Bir de nur tarafı var. Nur-u Muhammed'i çekirdeğin Allah canibi manadır. Nur tarafı yani imkan tarafı mahluka tercih edilmiş. Adem'den tebaut etmiş, vücuda çıkmış. Evet, yoktu o bir de. Yoktu var ama mekanda şu derste şunu anlayacağız. Şunlara mekan demeyin, toprağa mekan demeyin, havaya mekan demeyin. Mekanda konulan şeyler bunlar. Evet, tamam abi. Mekan, kısa bir şeyini yapalım abi özetini. Mektuba mı geçeyim yoksa? Özetini yap ondan sonra. Yani mekan... zapt altına alan. Çok güzel. Tutan. Yani kayıt altına alan diyebiliriz. Bir mektup diyor. Mektubun açılımını yapmadık abi. Uzun süre çünkü. Hani sizin bir örneğiniz var ya insanın oluşumu esmaların kesimiyle alakalı ya. Bu esmaları sıkıştırıp tutan işte mekan abi. Mekan yapıyor bunu. Farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan mekan. Şöyle diyebiliriz bak arkadaşlar. Buraya 7 tane renk var değil mi? Hı hı. Bu mekana ışık tutacağına inanıyorum.
7 taneden koyduk mu? Obek obek. Tamam. Şu bir honi ile aynı miktar, her renkten aynı miktarı buraya biraz toplasak ortaya çıkan renk ne olurdu? Beyaz. Beyaz hiçbirisine benzemiyor ama. Temelde beyaz renk yoktur. Tamam, beyaz yok. 7 tane renk var ya, renk temeli. Onu bir araya getirdik. Beyaz oldu mu? Tamam. Bu bir. İkincisi, aynı bu 7 tane renk gibi. Allah'ın Rahman, Rahim, Kerim, Adil, Cemili ya Allah, Garibu ya Allah vesaire. Allah'ın 1001 ismini diz böyle. Dizdik mi? Tır 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 tır. Dizdin mi öyle? Tırrrr. Hepsi yukarı buluttan aşağı yağmur yağdırıldığı gibi düşünün. Yani lazer ışınları veriyor aşağıya. Her bir esma. Tamam aşağıya. Bak çok önemli. Tırrrr böyle. Her esma böyle tam dizildi mi? Hepsinde kılıçla al kılıcı. Şöyle bir kes bir tanesini. Tırrrr. Kılıcın ucuna gelen kısımları topla. O sensin. O sen. Kimisi buradan kesilmiş tırrrr. Kimisi buradan kesilir. Tamam mı? Bu benim. Mesela ne demektir? Cemil. Arş-ı Arzam'daki Cemil. Arş'taki Cemil. Lef-i Mahfuz'daki Cemil. Cennetteki Cemil. Çocuktaki Cemil. Taştaki Cemil. Denizdeki Cemil. Hepsi değil mi? Tırırırır. Sonsuz mertebe bu yani. Sütün böyle onu kastettim. Cemil. İşte Arş-ı Arzam'daki Cemal. Lef-i Mahfuz'daki Cemal, Arş'taki Cemal, Cennet'teki Cemal, daire böyle tırırt, hepsi mertebe mertebe tırırt. İşte esmaları aynı şeyde kesiyorsun. Böyle kalp entegresi gibi böyle böyle böyle. Böyle böyle değil. Hepsini aynı oranda kes. Mahiyet insane birdir bu işte. Hepsi aynı. Bak böyle 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 kalp ritmi gibi değil. Bir aşağıda bir yukarıda. Dengesiz değil. Şöyle şöyle kesmek yok. Kes aynı ebatta kes. Kes 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 kes. Bu fıtrat. Bunu topla, her kestiğini topla, karıştır. İşte karıştıran, karışımdan ortaya çıkan daha karışım adı mekan. İsmi Azam gibi oluyor zaten. Ondan sonra bunun üzerine şekil veriyor. Cil ve cemal, nakış sanat şekillendiriyor. İşte esmanın bütünlüğü. Evet, evet. bir şey okuyabilir miyim? Mesleğimi duyduk. Binaenaleyh ilmi muhiti ezeliyede temessül eden imkani vücutlar vücudu vücubinin tecelliyat-i nuriyelerine ayine ve markezdirler. Öyleyse ilm ezeli imkani vücutlara ayine olduğu gibi vücudu vücubiye aynedir. Sonra o imkani vücutlar ilm ezeliden vücudu hariciye intikal etmişlerse de vücudu hakiki mertebesine vasıl olmamışlardır. Evet. Aynen. 146. Evet. Risalet-i Nur Barla vücudu hakiki olamaz. Buradan kesilmişsin ya. Kimisi buradan kesilmiş. Kimisi buradan kesilmiş. Kimisi buradan kesilmiş. Peki abi bu kanun-u emri meselesini nasıl izah edeceğiz? Kanun-u emri. Kanun emri işte mesela şunları kesmek, buradan kesme. Şimdi mesela insanın ruhuyla bu fiziksel alemin üstüne oturtulduğu mekan birbirine aslında yakın değil mi? Yani nura bakan nuraniyet yönüyle. Yani insan ruhuna şuur giydirilmiş, işte şu giydirilmiş, bu giydirilmiş, öbürüne giydirilmemiş. Biri cansız olmuş, biri bitki olmuş, biri hayvan olmuş, öbürü insan olmuş. Yani biz de bir mekana çıkmışız ehadiyetimizle beraber. Doğru. Bunlar mertebe mertebe sizin o kılıçta kesme meselesi gibi oluşmuşlar. Aşağıdan yukarıya doğru. Mahiyeti farklı. Evet. Mahiyeti insaniyeyi biz burada aslında öğreniyoruz. Evet. Diğerlerini değil de gibi anlıyoruz yani. Doğru. Zaten şey diyor İmam-ı Mübin emir ilim. Emir ilim evet. Kitab-ı Mübin irade kudret. İrade kudret. Şuunattan beri geliyor. Evet. Şuunat esması falan. Emir ilim. Evet. Hatta emir daha arkada ilimden. Evet. Zata bakıyor. Zata bakıyor. Evet. Emir. Bunu kestiğin kim kesecek bunu? Kesilmiş hali toplamı ilim.
onu kesme iradesi de yine kişinin enaniyetiyle doğru orantılı olması gerekiyor. Çünkü Adem aynasında gördüğü kadarını keser kişi. Çünkü Bunu sen kesmiyorsun. Zıtlar aleminde karşılığı yok ya, o anlamda söyledim. Ha, yok yok. Bu ruha geldikten sonra ruhun dırırtları var. Evet. Onu sen kesiyorsun. Evet. O değil bu. Bu başka. Bu başka. Bu kaynak itibariyle vücuda çıktın sen. Evet. Seni çıkartan zat kesmiş. Ha. Dedi ki emir bu işte. Evet. Senin alakası yok bunun. Evet. Esmaların 4 özelliği var dişa. Cilve, cemal, nakış, sanat. Evet. Tamam. Şuradan kılıcı kesmiş. Evet. Kesilenleri toplayın demiş. Toplanan şey ilim veya mekan. Evet. Bunu kesen, bunu yani kararı veren emir. Evet. Neye göre karar verecek? İlim. Projeyi çizen ilim. İşte bu işlev, kudret, ortaya çıkan irade. Derler ya, irade bu. Hiç kimse kudret demez. Milletin iradesi budur. Muhtar seçtik. Milletin kudreti değil mi diyor, iradesi midir? Gözüken adam kudret. Hayır, iradedir. Ortaya çıkan iradedir. Kudret daha arkada. Dima mekan olur o zaman. Evet, devam et abim. Barlan Aykası 35, Hulusi abinin mektubu. Evet. Risalet-ün Nur, Mektubat-ün Nur, mütalası, tahrir edilmesi, başkalara neşru tebliğe, ala kadril istita çalışması gibi emri hayr-ı azime, havlu kuvveti semedani ve inayet-ü lütfu rabbani ile muvaffak olduğum zamanlar ki bu evkattan evvel ve bizzat bu fakir istifade, istifaza, istiane etmiş oluyor. Bu itibarla mezkur sanatları çok mübarek tanıyor, firakına acıyor, o yaşayışın devamını, tekrarını, kesilmemesini ezcanül dil arzu ediyorum. Şimdi mefti koyacak abi bu işin içine. Ki bu şey hiç bitmesin. Fakat ne çare ki? İhtinam edebildiğim, yani fırsat bula, yani ganimet tarzı bir şey, ganimet kabul ediyor. Edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla bir, Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına, İki, aziz, muhterem üstadımın medresesine. Üç, ol Seyyidül Kevn, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine. Dört, ve nihayet Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanesine çıkıyorum. Çıkıyor muyum diyor? Çıkıyorum diyor. Niye ya? Çıkıyorum ya. Allah Allah. Bir tane var külliyatta. O da Hulusi abi. Şimdi Resul-i Kibriya'nın huzuruna çıkıyorsun manen, tamam. Buraya gidiyorsun da. Rabbul Aleminin la mekanının huzuruna çıkıyorum. Yani hissediyorum, fikrediyorum, yok, tefekkür ediyorum. Değil. Çıkıyorum diyor, çok açık. Yani. Ya ustatta koymuş mu bunu? Evet abi, onaylamış. Allah Allah. Hı? Çıkıyorum diye aldım. Ben de bir şeylik oldu da. Hulusi abi yanlış yapamayız yani. Yani bu konuştuğumuz mekanların hepsine la mekan diyor yani. Aslında huzuru çok enteresan aslında. Döndürecek zaten yani. Yok. Oraya çıkartan şey, farklı manalar var da hep saydıkları mekan. Bak üstadın medresesi. Ravza neresi? Herhalde mescidiyle Peygamber Efendimiz'in şey, evi arasındaki şey değil mi? Mübarek. Evet. O yol. O da mekan. Çıkılanlar mekan ama ismi mekan. İçeriği huzur-u la mekan. Fakat daha dehşeti buraya götüren bu dersler. Nurlara mütalası. Çok güzel. Aferin. İyi yakaladım orayı.
Evet, bu derstir. O zaman biz bunun şuurumuzda değiliz. Çünkü Mesnevi'de öyle diyor, Mektubat'ta da var. Daha enaniyetini kaybeden, etmeyenlere, kaldırmayanlara Allah ihsanını ihsas etmiyor ki gurur ve ucuba gitmesin diye. Yani ben inanıyorum bütün derslerde samimi, mudakik bir nurcunun ruhu Allah götürüyordur. Ama yani niçin biz hissetmiyoruz? Allah'ın en büyük ikramlarından bir tanesi de bu olsa gerek. Niye? Enaniyetini, gururunu daha terk etmeyenlere Cenab-ı Hak ihsanını, yani ikramını ihsas hissettirmiyor. Ta ki davaya kalkmasın. Müflis gibi. Susuz çöllerde, sahralarda geziyor. O da çıkmış ki sahralar geziyor. Bir de daha enteresan bak. Ben bir üçgen çizdim. Çok enteresan, tamam mı? Birinci söz. Seyyah kim? Üstad. Nerede dolaşıyor? Bedevi Arap çöllerinde. Seyahat nerede? Arap çöllerinde. Böyle bir çöl yok. Seyyah. Nerede o çöl? Orada gezen benim diyor üstad. İşin hakikatine gelelim. Ondan sonra Müzeyyen ablaya gidiyorum. Barla 295 olması lazım. O da diyor çöllerde. Hüsrev abiye gidiyorum. O da diyor çöllerde. Peki onların gerisine geliyorum. Bu çöle nasıl gittiler? Kim çöl diyor, bir bulmuş hepsini tek tek. Çöle giden kim? Abi gittikleri vesile ne biliyor musun? Besmele. Kapıyı açamıyor şey Hafızal abi. Derste abiler besmele bastığını okuyorlar 14. zamanı. Açamıyor. Bir baktım ki diyor, kardeşin ders yapıyor diyor. Bismillah deyince fethi bab oldu diyor. Kapı açıldı. Yani o besmele diyor, bunun kapısı açıldı. Ya sen şimdi Yasin ders okuyor burada. Ben de geziyorum öbür tarafları. Ben zannediyorum ki Hasan abi burada oturuyor. Halbuki veya işte abi başka yerlere geziyor. Bana duyuyor, tamam diyor. Yani aslında işte mekan yani mekanı daha mekan ya. Adam farklı bir yerde. Ya çölde mekanda değil işte. Çöldeyken zaten hani aslında çöl bir mekan gibi gözüküyor ama mevcudatın varlığın dışında orada. Ne diyecek bize? Çölde tanımladığımızın dışında. Evet. Devam et bakayım. Yani huzuru la mekanesine çıkmak için her şeyden daha yakın olması gerekiyor ki oraya çıkabilsin. Nurların karşısına geçti. Bu sebeple diyor, bu sebeple cidden o nurlarla iştigal edemediğim zamanlar, keşke enfas-ı mağdude-i hayattan olmayaydılar diyor. Olayı bitirmiş zaten ya burada. Aldım nefesten sayılmasın diyor bu dakikalar. Cidden iştigal olmadığım zamanlar yaşanmamış farz edesin diyor. Yaşamadım. Risale-i Nur'la iştigal etmediğim zamanlar... İştigal değil. Cidden iştigal. Cidden. Yaşanmamış kabul ediyor. Yaşanmamış kabul ediyor. Ben baktım nedir dedim bu Hulusi abinin durumu, tamam mı? Niye yani? Böyle acı bir ifadeler var. Sonra yine Barla'da buldum. Neden birinciyi bu? Ve bir tane de la mekan var. Orada işte nidayı aşikane de üstad. Bu sıfatlarından dolayı. Ve müştekar. Çok müşrak. Aşırı istekli. Artık hani aş derisine gelmiş. O yüzden saffı evvel birinciliği hak etmiştir. Bir müstahaktır diyor. Yani normal şu yaşamaya kendi ölü diyor zaten. Çünkü her şeyin her yerde yanındayken nurlarla iştigal edemediği zamanlar normal bir şey oluyor. Şeyde 600-642'de Kalı Mesnevi Nuriye'de her şeyin yanında olduğu makama çıktığın vakit diyor. Her şeyin her yerde. Ha, her şeyin her yerde olduğu makama. Var Mesnevi'de geçiyor. Ve varsa var mı orada, bak bakayım. Burada yapalım. Yok abi. Her şeyin her yerde. Bak her şeyin her yerde olduğu makama. Bulun 642 benim Mesnevi'de. Ondan sonra 42 mi? 42 olması lazım büyük Mesnevi. Ama büyük ama baskı diye. Devam et o buna gelen buna bulun. Yani işte abi huzuru la mekanesine çıkmak için oraya mazhar olması gerekiyor yani. O da ver abi. Ama 644 gelmiş sayfa ya. Allah Allah. Nadir abi oraya kağıt mı koydu? Buldun mu? Yok bulmadım 644'ün de. Ondan sonra 600. Her şeyin yanında olan makam.
600 ha şurası. İlk pardon. İpi de oraya koymuşsun. Zira Cenab-ı Hak buraya koymuşsun ipi. Tamam hocam. Hayret ya, sen bunu nasıl koydun buraya? dur yani bir şey dediğimi şey yapmayın fazla. Kalan mı durumu iyi değil de ondan. Bak şimdi dur. Mekansı mekandayız. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır. Aynı zamanda bütün her şeyin de yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, bak, onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, parantez aç ne demek? Yani öyle bir makam-ı külliye çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da imkan ile vücut arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki sen şu acip bu diyeti kat edip de ulaşmak ve onun kurbuna vusul bulmak mümkün olabilir. Daha bundan başka da yani imkan ve vücut arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat-i tecelliyat vardır ve bunların ötesi ise ölüm ve lakirler. İdam diyor. Yani ben şimdi mektubun başına bakıyorum. Mesela Risalatun Nur, Mektubatun Nur, mütala bir, ikincisi tahrir yazmak. Bak daha enteresi başkalarına neşr diyor. Evet, üç tane. Yani giriş, sonuca bakıyorsun yine üç tane mekan sayıyor. Yani üstadın medresesi mekan. İsmi mekan ama. Bize bir şekilde anlatacak. Ravza'yı o mescidiyle Peygamber Efendimiz'in cami arasındaki gittiği şey ev arasındaki yer o da mekan. En sonunda da la mekan diyor. Yani şu önemli olan ben şualarda test ettim mesela. Şualarda 306'da ders müzakeresi çok enteresan. Mütalası maddi sıkıntıları da hiçe indiriyor. Şu andaki gibi. Bak. Ve birbirimize ayna olmamız, inikas etmesi maddi sıkıntıları da hiçe indirir kanaatindeyim diyor. Ve daha enteresanı o birinci sözde çöllerde mesela çölden bahsederken ya üstadın gezdiği ayak izlerinden Hüsrü Babi de abiler de gidiyor aynı yerlerden. Müzeyyen abla da gitmiş mesela. Aynı ifade yine çöl ifadesi. Demek ki o mekanlar da aynı. Oku abi. Tamam abi. Saat 9.30 oldu ya. Bitti abi abi. Bitirdin bizi diyor. Yani şunu söyleyeyim abi son olarak. Hiçbir şey bırakma. Bu sebeple cidden onurlarla iştigal edemediğim zamanlar... Bir dakika. Cidden onurlarla iştigal edemediğim zamanlar... Keşke enfas-ı mağdude-i hayattan olmaya idiler diyorum. Yani biz de böyle olmamız gerekiyor. Yani yaşamamış mı? Yaşanmamış farz ediyor yani. Yaşamamış. Keşke olmasaydı o nefes diyor. Sadece nefesler. Ya bu şey çıkıyor abi ortaya. Bir sandığı sevmek yetmiyor. Biraz da aşık olmak lazım. Onu nereden söylüyorum? O Barlı'dan Nida-i Aşkhane. Aşk ya. Aşk ve müştakhane olmak lazım. Hulusi abinin iki sıfatı var. Peki.